Bir odada ışık aynı anda açık da kapalı da olabilir mi? Kuantum buna evet diyor. Bu yıl çizim tahtasında kuantum laboratuvarda çalışmaya başladı. 5 dakikalık bir deney en güçlü süper bilgisayarın milyonlarca yılda yapamayacağı işi tamamladı. Bu artık bir gösteri değil, çağın yönünü değiştiren bir adım. Gerçek fark artık büyüklükte değil, derinlikte. Gücü çokluktan değil, hatayı sessizce yok eden düzenden alıyor. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Bugün kuantumu hiç bilmeyen birinin bile kolayca anlayacağı kadar sade ama meraklısını tatmin edecek kadar derin bir dille konuşacağız. Karmaşık terimler yok, gereksiz süs yok. Sadece akıcı bir anlatım ve herkesin aklında kalacak net bir tablo. Sonunda bu teknolojinin hayatımıza nasıl dokunacağını da birlikte göreceğiz. Eğer bu anlatım tarzını seviyorsan kanala abone olmayı ve yorumlarını paylaşmayı unutma. Hazırsanız başlayalım. Bir madeni para düşünün. Elinizdeyken hangi yüzünün aşağıda ya da yukarıda olduğunu bilirsiniz. Yazıysa yazı, turaysa tura. Ama onu havada döndürerek fırlattığında işler değişir. O para düşene kadar aynı anda hem yazı hem tura gibidir. İşte kuantumun temeli bu. Kübit dediğimiz parçacık da tıpkı o havadaki para gibi bir anda iki halde birden bulunur. Bu sayede milyonlarca olasılığı aynı anda yoklayabilir. Kuantumun gücü bu paralel hesap yapabilme yeteneğinden gelir. Ama mesele sadece güç değil. Asıl zorluk bu hassas dengeyi koruyabilmektir. Şimdi havada dönen parayı hayal edin. En küçük bir titreşim, bir sıcaklık değişimi, bir dokunuş ve sonuçta o denge bozulur. Kuantumda da aynı şey olur. Çevredeki en ufak gürültü, en küçük enerji dalgalanması bu hassas yapıyı alt üst eder. Bu duruma bozulma denir ve kuantum mühendisliğinin en büyük düşmandır. Peki bu bozulmayı nasıl yeneriz? Cevap, tek bir ses yerine bir koro düşünmektir. Bir kişi yanlış söylese bile çoğunluğun sesi doğru melodiyi taşır. Kuantumda da bilgi tek bir kübite değil, birlikte çalışan birçok kübite yayılır. Hepsi aynı notayı tutmaya çalışır. Birinde hata olsa bile diğerleri onu fark eder ve düzeltir. Bu sisteme mantıksal kübit denir. Yani bir kübitin değil, bir orkestranın taşıdığı bilgi. Bu yöntem bilginin daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Bunu aklımızda daha net canlandırmak için bir ızgara düşünün. Kare kare dizilmiş bir tablo. Her kare bir kübit. Her biri komşusunu izliyor. Birinde kayma olursa hemen haber veriliyor, hata bastırılıyor. Doğru olan çoğunluğun sesiyle korunuyor ve burada inanılmaz bir şey oluyor. Izgara büyüdükçe hata oranı azalıyor. Yani sistem büyüdükçe daha iyi çalışıyor. Bu cümle çok önemli. Büyüdükçe daha iyi oluyorsan artık doğru yoldasın. İşte bugün kuantum yarışının gerçekten başladığı yer tam burası. Laboratuvarlar artık sadece çalıştırdık demiyor. Sistemi büyüttükçe hatanın ölçülür biçimde azaldığını gösteriyor. Bu artık bir gösteri değil. Mühendisliğin merkezinde yaşanan sessiz bir devrim. Teoriden gerçeğe geçen o ince çizgi artık kalın bir yola dönüştü. Şimdi farklı yolları basitçe ayıralım. Birinci yol, klasik ızgara yöntemi, az önceki koro benzetmesinin aynısı ama bu kez sahne biraz daha büyük. Gücü düzenli yapısından gelir. Kuralları nettir. Nasıl davranacağını bilirsin. Zayıf yanıysa açgözlülüğü. Tek bir sağlam notayı çalmak için yüzlerce, bazen binlerce enstrümana ihtiyaç duyar. Ama sihir tam da burada başlar. Eşik dediğimiz o kritik sınırın altına indiğinde orkestra büyüdükçe ses temizlenir. Yani sistem doğru noktaya geçtiğinde karmaşa değil, uyum artar. İkinci yol, doğuştan korumalı sistemlerle çalışmak. Bunu bir kaleci gibi düşünün. Bazı kaleciler topa refleksle değil, sezgisiyle yönelir. Top daha ayağından çıkmadan nereye gideceğini okur. Bu yüzden aynı şutu başka kaleci kaçırırken o tutar. Savunma böyle bir kaleciye göre kurarsan, kaleni korumak için ekstra yedeklere ihtiyacın kalmaz. Kuantumda da aynı fikir geçerli. Bazı sistemler yapısı gereği hatayı en başta bastırır. Yani hata doğmadan sessizce zayıflar. Bu doğuştan dayanıklı hal mühendisliğine büyük avantaj sağlar. Çünkü artık her hatayı sonradan düzeltmeye çalışmak yerine baştan engelleyen bir düzen kurulabilir. Kalan küçük hatalar ise ek yöntemlerle temizlenir. Üçüncü yol, ağı çelik halatla güçlendirmek. Bu yöntemde bilgi malzemenin yapısı sayesinde zaten korunmaya yatkındır. Yani savunmayı dışarıdan kurmazsın. Malzemenin dokusuna işlersin. Nasıl ki sağlam bir köprünün gücü sonradan eklenen desteklerden değil,
çeliğin yapısından geliyorsa burada da koruma doğrudan yapının içindedir. Sistemin doğası hatayı daha oluşmadan bastırır. Bu da hem hata oranı düşürür hem de kaynak ihtiyacını azaltır. Üç yolun da hedefi aynı. Daha az kaynakla daha dayanıklı bir mantıksal kübit. Fark sadece yaklaşımda. Biri sayıyla, biri zekayla, diğeri malzemenin doğasıyla hatayı yenmeye çalışıyor. Hangisinin kazanacağı henüz belli değil. Ama artık yarış başladı. Ve kazanını belirleyecek olan şey hatayı kim daha hızlı, daha az maliyetle ve daha kararlı biçimde bastıracak. Şimdi şu meşhur hız testini sadeleştirelim. Rastgele devre testi dendiğinde gözümüzde bir dinamometre canlanır. Motorun gerçek gücünü ölçen cihaz gibi. Gösteriş değil, kapasite ölçümüdür. Kuantum makinelere rastgele hamleler yüklenir. Ortaya çıkan çıktılar çok özel bir şekil oluşturur. Klasik bilgisayarlar bu şekli taklit etmekte zorlanır. Kuantum sistem bu deseni kısa sürede doğru yakalayabiliyorsa motorunun güçlü olduğu anlaşılır. Bu test doğrudan günlük bir uygulama değildir. Ancak makinenin temelde ne kadar iyi çalıştığını dürüstçe gösterir. Peki bu makineler neden bu kadar soğuktur? Çünkü sıcaklık titreşim demektir. Titreşim de hassas noktayı bozar. Buradaki gürültü kulağımızla duyduğumuz ses değil. Aslında atomların, elektronların ve manyetik alanların yarattığı mikroskobik titreşimlerdir. Bu titreşimler sistemin iç düzenini karıştırır, hataya neden olur. O yüzden cihazlar neredeyse mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda çalışır. Dış uzaydan bile çok daha soğuk ortamlara inilir. Böylece o görünmez gürültü susturulur, denge korunur. Mantık bu kadar sade ama etkileyicidir. Gürültüyü susturduk, düzeni kurduk. Şimdi sıra bunun bize ne kazandırdığına bakmakta. Yani işin pratik tarafına. Kuantum bugün henüz cebimizde değil ama geleceğin temellerini sessizce atıyor. Yakın vadede iki alanda net fayda görüyoruz. Birincisi güvenlik. İletişimde kullandığımız şifreleme sistemleri klasik bilgisayarlar için bile karmaşık yapılar. Ama kuantum devreye girdiğinde bugünün şifreleri saniyeler içinde çözülebilir hale gelecek. Bu yüzden dünyada standart kurumlar kuantuma dayanıklı şifreleme sistemlerini şimdiden hazırlıyor. Şirketlerin yapması gereken şey de belli. Ellerindeki sistemleri envanterleyip geçiş planı oluşturmak. Sertifikalar, ağ altyapıları, cihaz yazılımları. Hepsi tek tek yenilenecek. Bu iş bir günde bitmez ama erken başlayan geleceği güvenle geçer. İkincisi Ar-Ge tarafı. Burada kuantum klasik bilgisayarla birlikte çalışır. Kimya, malzeme bilimi ve lojistik alanlarında küçük ama gerçek adımlar atılıyor. Kuantum sistem klasik makinenin takıldığı en zor kısmı üstlenir. Mesela yeni bir pil tasarladığımızı düşünelim. Klasik bilgisayar milyarlarca olasılığı tarar. Kuantum çekirdeği ise o karmaşada en umut verici adayları öne çıkarır. Deneme sayısı azalır, başarı oranı artar. Aynısı katalizör tasarımında, hatta rota planlamasında da geçerli. On binlerce seçeneği tek seferde süzmek, doğruya yaklaşmak demektir. Kuantumun gücü her işi tek başına yapmakta değil, doğru işi doğru anda üstlenebilmesinde gizlidir. Bu arada bir şeyi netleştireyim. Kuantum yarın sabah bütün şifreleri kırmayacak. Bunun için hataların uzun süre çok düşük kalması ve mantıksal çekirdeklerin büyük programları baştan sona götürebilmesi gerekiyor. Bunlar adım adım elde edilen kriterler. Gerçek risk hemen şimdi başlıyor. Bugün şifreli iletişimler güvenli görünse de yarının kuantum gücüyle çözülebilir. Bu yüzden panik değil, plan gerekiyor. Geçişi bugünden başlatmak en akıllı adımdır. Yarışın özünü sade ama net biçimde toparlayalım. Birincisi hata oranı artık düşüyor. İkincisi sistem büyüdükçe bu hata daha da azalıyor. Üçüncüsü mimariler akıllanıyor. Aynı iş artık daha az kaynakla yapmak mümkün hale geliyor. Dördüncüsü ilk somut faydalar kimya, malzeme bilimi ve optimizasyon alanlarında görünmeye başladı. Ve beşincisi güvenlikte dönüşüm bugünden başlıyor ama yıllara yayılan bir maraton olacak. Peki bu konuyu hiç bilmeyen biri nasıl içselleştirir? Önce madeni para benzetmesini hatırlayalım. Kuantumun sırrı havadaki para gibidir. Güç orada gizlidir. Sonra koroyu düşünelim. Dayanıklılık oradadır. Mantıksal kübit dediğimiz şey aslında o koronun uyumundan doğar. Üçüncü olarak dinamometreyi hatırlayalım. Rastgele devre testi bir motorun gerçek gücünü ölçer gibi makinenin temelde ne kadar sağlam olduğunu gösterir. Dördüncü olarak soğuğu unutmayalım. Titreşim azaldığında nota temiz çıkar. Kuantumda da soğuk tam olarak bunun içindir. Ve son olarak kendimize şu basit soruyu soralım. Yaptığımız işte ayıklanması zor,
denemesi pahalı bir çekirdek var mı? Eğer varsa kuantuma uygun bir aday da vardır. Bundan sonrası deney yapmak, küçük prototiplerle ilerlemek, ölçmek, düzeltmek ve yeniden ölçmektir. Yani her şey sabır, gözlem ve planla büyür. Bazı yanlış beklentileri netleştirelim. Kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarları ortadan kaldırmayacak. Tam tersine birlikte çalışacaklar. Kuantum her işi iyi yapmaz. Doğru işe yöneltmek gerekir. Kübit sayısı da tek başına başarı anlamına gelmez. Çünkü mimari doğru kurulmadıysa büyümek hatayı azaltmak yerine arttırabilir. Ama doğru kurulduysa sistem büyüdükçe hata gerçekten düşer. Farkı yaratan şey miktar değil, düzenin zekasıdır. Gerçek ilerleme manşetlerde gördüğümüz kuantum rekoru haberlerinde değil, perde arkasında sessizce işleyen hata düzeltme mekanizmalarındadır. O zincir sorunsuz çalışıyorsa makine gerçekten yürür demektir. Bugün gördüğümüz şey bir mucize değil, sabırla ilerleyen bir mühendislik süreci. Gücü gösteri rekorlarında değil, hatanın her turda biraz daha azalmasında, mimarinin her denemede biraz daha olgunlaşmasında gizli. Kaynak azalırken verim artıyorsa işte gerçek kırılma budur. Bundan sonra bizi ne bekliyor? Küçük ama işe yarar kuantum çekirdekleri, klasik sistemlerle omuz omuza çalışan gerçek problemleri çözen hibrit yapılar. Güvenlikte planlı, sakin ama kararlı bir geçiş dönemi ve her yıl biraz daha olgunlaşan bir kuantum ekosistemi. Anlatım faydalı bulduysanız abone olun ki bu serinin devamını kaçırmayın. Görüşünüzü bir cümleyle yorumlara yazın. Her fikir bu kanalı daha güçlü hale getiriyor. Beğeni bırakmayı unutmayın çünkü bu sayede algoritma gerçekten işe yarayan içeriklerin yukarıda kalmasını sağlıyor. Bildirimleri açarsanız yeni bölümler ilk size ulaşır. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.